Bağcıoğlu'yla bu teğmenleri inceleme konusuna başladık. Ne yazık ki inceleme sürüyor. Keşke bitseydi de bu hafta bunu konuşmuyor olsaydık ama Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada incelemenin sürdüğü bilgisi var. Öte yandan hükümet medyasına çeşitli iddialar, hatta sayılar, işte şu kadar öğrenci tasfiye edilecek, şu kadar teğmen tasfiye edilecek gibi sayılar da yer almaya başladı. İşin tuhaf tarafı bir incelemenin işte bölük komutanı, tabur komutanı gibi genişletileceğine dair de bir takım iddialar var. Bütün bu iddiaları Sayın Bağcıoğlu ile konuşalım. İktidar teğmenleri operasyonda neden ısrar ediyor diye başlayalım. Buyurunuz. Geçen hafta Mehmet Ali Bey 8 gün sonunda bunun gündeme getirilmesi ayrı bir durum. Ayrıca ben şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Siz de gerçi belirttiniz ama bu kadar iç ve dış sıkıntı varken, yani anayasanın temel değerlerine bir siyasi parti, ittifak ortağı açık açık meydan okurken değiştirilmez maddelerine. Biraz önce belirttiniz Doğu Akdeniz'de işte sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ABD askeri işbirliği anlaşması değil ki onu biraz sonra mütakip bölümde konuşacağız. Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın bununla paralel açıklamaları gündemdeyken kuzeyde, güneyde işte İsrail, Hamas, Rusya Federasyonu, Ukrayna çatışmaları devam ederken bunun yanında iç güvenlik tehdidi, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, terörle mücadele harekatları devam ederken bizim hala Atatürk'ü sahiplenme, Atatürk'e bağlılık ve anayasanın temel değerlerine bağlılık konusunda bir tören sonrası, bir tören insicamının düzenini bozmadan kendi hallerinde bir kutlama tabirini kullanayım veya bir ritüel yapan teğmenleri tartışmamız gerçekten zul duyulacak bir şey. Ama belirttiğiniz gibi inceleme devam ediyor. Bu inceleme çok ilginç bir şekilde veya çok acı bir şekilde Atatürk ve anayasaya bağlılık konusunda biraz önce belirttiğim gibi tören dışı bir faaliyette yemin eden teğmenlere herhalde askeri personele veya sivillere dedir bilmiyorum ilk defa yapılan bir inceleme. Yani Atatürk'e bağlılıklarını sundukları için Türk Silahlı Kuvvetleri personeli muhtemelen şu anda ilk defa incelemeye tabi tutuluyor. Belki de tahkikata devam edecek. Siz de belirttiniz yani Kemalist vesayet. MİT raporu elimde 40 tane teğmenin ilişiği kesilecek gibi geçen hafta birçok iktidar yanlısı yapıldı. Bu bize hatırlattı. FETÖ adli kumpaslarını, FETÖ'nün özellikle her kuvvet için kurduğu, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, GATA genelkurmay için kurduğu sosyal medya operasyon hesaplarını hatırlattı. Yani sadece adli süreç değil, sosyal medya operasyonlarıyla da birçok subay, askeri personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edildi. Bunu hatırlattı. Bu bize neyi hatırlattı? Tuzla Piyade Okulu ki ona fazla girmiyorum. Adli süreç devam ediyor, itiraz süreci. O yüzden olduğu için bir yorum yapmayacağım. Fakat orada da hatırlarsanız bir gazete 8 sütuna manşet Teğmenler Cuntası veya Cuntacı Teğmenler 100 tane teğmen de bu işin içinde diyerek bir manşet atmıştı. Daha idari tahkikat raporu ortaya çıkmadan. Dolayısıyla bu şaşırtmıyor. Türkiye'de çünkü bunları yaşadık. Ama sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi benim de hani emekli olmuş kara kuvvetlerinden mesai arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarımdan duyduğum şu anda lider kadroya yani takım komutanı, bölük komutanlarına yönelik bir inceleme ve devam ettiği yönünde muhtemelen teğmenlerin de sınıf okullarına katılmasını mütakip bu işten devam edecek. Umarım aklı selim galip gelir bu ortamda. Bu kadar artık söylendi. Herkes söyledi. Sizin programda da konuştuk. İşte Haldun Genel'im de defaatle açıkladı. Diğer aklı selim komutanlarımız da açıkladı. İşte siviller açıkladı. Akademisyenler açıkladı. Türk milleti açıkladı. Türk milleti sahip çıktı olaya. Herhalde biz de bundan sonraki programlarda umut ediyorum. Bunu gündeme getirmeyiz. Getirme ihtiyacı duymayız. Ama maalesef şu anki durum bir incelemenin devam ettiği yönünde. Ben belki bunu soracaktınız ama belki arada unutulur diye söyleyeyim. Bu binbaşımız var bölük evet. Komutanı. Onun da istifasını bu olaya ilişkilendirdi. Yine yandaş medya, iktidar yanlısı medya diyeyim. Fakat bu binbaşımızın bu konuya hiçbir alakası yokmuş bizim duyduğumuz. Yine sınıf arkadaşlarımızdan onlar da herhalde bu çocuklarla konuştular. Daha önceden
uzun bir süredir bunu gündeme getiriyormuş. Hatta törenden bir süre önce Harbiyelilerle vedalaşıp ondan sonra tören icra edilmiş. Bu da bir algı harekatın aparatı haline gelmişti bu binbaşımızın emeklilik süreci de. Bunu da açıklıkla belirtmekte fayda var. Olay yanlış yönlere dönmesin, yanlış yönlere yönlenmesin diye. Evet. Bir de tabii konunun muhataplarından biri bu andı yazan kişi. Bununla ilgili bir haftadır spekülasyonlar vardı. Bir sürü AKP medyasında da iddialar vardı. Bunların tamamının yalan olduğunu bugün örneğin Saygı Öztürk yazdı. Bu andın nasıl ortaya çıktığını, o dönemin 95 yılındaki birincinin konuşmasının sonuna ilave ettiği bu andın daha sonra bir geleneğe dönüştüğünü, Cumhurbaşkanlığının da ordunun da kabulüyle geleneğe dönüştüğünü, o teğmenle ilgili iddia edilen herhangi bir suçlamanın hiçbirinin gerçek olmadığını bugün Saygı Öztürk yazdı. İsim vermiyoruz tabii. Bu konularda isimlere çok girmek doğru değil. Bir incelemede olduğu için neticede. Ama o bilgiyi de vermiş olalım. 95 yılında bu andı yazan dönem birincisi ile ilgili hükümet medyasında çıkan iddiaların tamamının yalan olduğunun altını çizmiş olalım. Şimdi bir iddia da şu, Sayın Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in durumdan çok rahatsız olduğu, hatta işte istifa mı edecek diye de konuşuldu. Tabii o kısmı işin spekülasyon ama şu konuda çeşitli bilgiler olduğu söyleniyor. Yani bir teğmen tasfiye eden bakan olma konumuna düşmek istemediği yönünde bilgiler var. Sizin bu yönde bir bilginiz var mı? Siz Yaşar Güler'in durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda Milli Savunma Bakanı ne yapmalı? Ordudan gelmiş bir Milli Savunma Bakanı özellikle ne yapmalı? Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu acaba? Yani önce samimiyetle söyleyeyim. Kesinlikle benim bu konuda sosyal medya, işte Tolga Şardan Bey herhalde birkaç açıklama yaptı, evet, veya haber yazdı. Onun dışında en ufak bir bilgim yok. Yani ne sınıf arkadaşlarım ne emekli arkadaşlarım, onlardan en ufak bir bilgi yok. Fakat hani ben varsayımsal konuşursam, bir komutanlık mesuliyeti, komutanlık sorumluluğu açısından konuşursam, yani Atatürk'ün de belirttiği mesuliyet yükü her şeyden ağırdır, hatta ölümden bile diye bir ifadesi var malumunuz. Ya bu mesuliyet yükü bu masum çocukları da kapsar, bu masum teğmenleri de, mahiyetindeki personeli de kapsar diye düşünüyorum. Yani emrindeki personeli korumak için bir komutanın her türlü aparatı, her türlü usulü uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Ama benim söylediklerim varsayımdan öteye gitmiyor şu anda. Ve biliyorsunuz istifa affını isteme güncel tabirle. Bu da şahsi bir tercih, tek yönlü bir tercih. O, ben yani ideali ne olmalı diye bir yorum yapabilirim. İstifayı veya diğer şeyi gündeme getirmeden her şekilde bir amirin, sadece Milli Savunma Bakanı değil, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da, işte Harp Okulu Komutanı'nın da, biliyorsunuz Harp Okulu Komutanı 5 yıl Harp Okulu Komutanlığı yaptı. Çok başarılı görev yaptı, değerlendirildi. Muhtemelen Yüksek Askeri Şura tarafından Kor General yapıldı ve başka bir aktif kıta görevine tayin edildi. Önce komutanlığını yapan tüm generalimiz. Dolayısıyla herkeste bir mesuliyet yükü olacağını değerlendiriyorum. Yani çünkü bu olay çok farklı. Yani bu olay, inanın, çok farklı. Bu olayda dediğiniz gibi en ufak bir art niyet yok. Cumhuriyet tarihinde ilk defa askeri personel Atatürk'ü bağlılığını sunduğu, ki klasik bir şeyle, slogan demeyeyim de ifadeyle, statlarda, okullarda okunan, hiçbir şeyi yanlış ifadesi olmayan bir ifadeyle, açıklamayla bu çocuklar şu anda ve biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi 1995'ten 94'ten beri süre gelen, 2023'e kadar gelen, arada 2 sene hariç 2016-2017 Harbiyeli mezun vermediği karar bakım dönemde okunmayan, daha sonra 2023'te Mart ayında dönemin Milli Savunma Bakanı Akar tarafından imzalanan bir yönergeyle kaldırılıp yerine normal askerlik andının
konduğu, o asker vasıfını kazanan askeri personelin asker vasıfının kazandığı anda içtiği andın konduğu bir anttan bahsediyoruz. Ne yasaklanma var, ne bir daha bu okunmayacak diye ne münferit bir emir var, ne yazılı emir var, ne sözlü emir var. Dolayısıyla bu çocukların bu şartlar altında ciddi bir suçlamayla karşılaşmaları inceleme sonunda ve bu tahkikatın devam etmesi hakikaten büyük haksızlık olur, büyük adaletsizlik olur. Dediğim gibi bu kadar artık Türk Silahlı Kuvvetleri rahat bırakılsın. Defaatle onu söylüyorum. Yani bunu bırakalım. Herkes işini yapsın şu anda. Ortada bir suç yok. Ortada bir kabahat yok. Ortada bir disiplin tecavüzü yok. Bu çocuklar daha 20-21 yaşında coşkuyla, sevinçle yaptıkları mezuniyetin şeyini celemesini çekmesinler bu şekilde. Çektirmeyelim onlara. Ve umut ediyorum ki bir daha bu konuyu da gündeme getirmeyelim. Artık onların bir asker olarak, Atatürk'ün izindeki bir asker olarak başarılarını duyalım diyorum. Samimiyetle Mehmet Ali Bey. Yani hakikaten başka bir şey istemiyorum. Bütün kalbimle bunu istiyorum ben yani. Evet. Bir de Sayın Solmaz Türk'ten genel bir değerlendirme alalım. Sayın Solmaz Türk, şimdi